Herkese selamlar dostlar. 27 Ekim 2022 UEFA iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Her maça ideal bir tek tercihim var zaten. Değerlendirecekler aklını yatan herkese şimdiden bol şanslar diyelim ve direkt başlayalım isterseniz. Bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamız Fenerbahçe-Ren maçının skoru. Ondan önce Leipzig le Real Madrid'in maçının skorunu sormuştuk sizlere. Beklediğim gibi biraz daha sürpriz bir sonuç çıktı. Aslında çok da sürpriz değildi benim adıma. Leipzig tarafından da üst yapabileceğini bekliyordum ben. Çünkü Real Madrid rahat olacaktı. 3-2'lik skorla bitti. Alper Yılmaz isimli arkadaşımız bilmiş. Tebrik edelim. Instagram'dan mesaj atarsa Hatta Telegram gruplarımıza da dahil edelim. Sizlere de Fenerbahçe Real maçının maç skorunu sorduk. Maç skoru sizce ne olur? Ya ben yine 2-2'ye bir yakın görüyorum bu mücadeleyi. Gollü bir maç geçer diye düşünüyorum. Değerlendirecek, katılacaklar herkese şimdiden bol şanslar efendim. Sonra devam edelim yüksek misillerden. Dün yüksek misillerden güzel bir kazanç sağladığımızı düşünüyorum. Sevilla maçına doğrudan 1 verdim. Sevilla'nın artık galip gelmesini bekliyordum ben mücadeleyi. YouTube'da da ev sahibi 1,5 üst olarak anlattım. Kombineme de katıl grubu kombinesinde de maç sonu 1-4,5 alt olarak anlattım. Yani tam böyle 2-0'lık bir maç bekliyordum. 90'da 3-0 oldu. Güzel bir maçtı. Maç sonu birine bastık. Yüklü, yüklü, miktarda aldık. Yine Avrupa için ne yaptık? Ona baktığımız zaman da Celtic'in atacağı bir gol. Paris'in atacağı iki gol. Benfica'nın atacağı bir gol olarak da değerlendirme altına aldık. 1.71 gibi orandan Avrupa için de yüksek mislimizde başarılı oldu. Dediğim gibi yüksek misin amacı zaten yüksek oynayıp iyi bir şekilde kazanç elde edip onları sermaye yapmaktır diyerekten düşünüyorum ben. Kombinelere baktığım zaman da iki tane ideal kombine çıkarmıştım ben. Günün kombini başarısı oldu. Alternatif ideal kombinem de başarısı oldu. Zagreb atsaydı oradan belki amorti edebilirdik. Fakat Celtic ve özellikle City maçının ya sütü maçı bildiğin ya satılmış yani. Ne diyor? Top oynamadı kimse. Bu şekilde kombinelerin raporu da bu yönde. Onun dışında canlılardan bahsetmek istiyorum. Dün canlısı biraz güzel gibiydi. Telafi ettik gibi. Hatta ben şöyle yazdım ki maçlarda hareket yok. Duruma göre devre bahsi atarız diye Devre bitti. Dedim Chelsea'nin bir golü var burada. Deplasman 1.5 üstü aldık. 1.37 gibi orandan aldık. Dakika 68 Sevilla'nın bir golüne daha girildi. 1.71 gibi orandan. canlı bahisten. O da başarılı oldu. Salzburg iyi gelmeye başlamıştı. 1.97 gibi orandan alındı bu sefer. Ev sahibi 7.5 üst korner olaraktan da. O da geldi. Isco efsane gol atmıştı. Doğru. Salzburg'un 1.97 oranı geldi. Mesela City maçına ilk yerden bir gol alındı. Dakika 20'de 1.37'den kaçtı. Millet penaltı da kaçırdı. Normalde ben alışkınız yani bu kadar düzenbazlığa. Burada ne bahisi verilmiş mesela? Nesine de sıkıntı var diyerekten. İlk yarı iki buçuk üst bahsi verilmiş. Bu da başarılı oldu sanırım. 2-1 bitti ilk yarısı. Ee, şöyle baktığımız zaman da Zagreb maçına ilk yarı bir gol verilmiş. O da başarılı oldu sanırım. Onun dışında Paris maçına ilk yarı bir buçuk üstü. O da başarılı oldu sanırım derken bu şekilde canlılardan da bir şekilde kazanç elde etmeye çalışıyoruz her daim. Dediğim gibi canlı maçlarda iyiyizdir diye düşünüyorum ben. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 400 seviyesinde like'lardır. Bu arada bu videoda zaten rolling 2 yapacağız bilginize. Şöyle like'lar gelirse maçta gelirse rolling 3 devam ederiz. 5 seri yapmayı düşünüyorum. Umarım yine burada başarı sağlarız. Sizlerden istediğimiz like'lardır sadece. Direkt rolling maçım benim. Fenerbahçe Ren mücadelesi. Ben mücadelenin biraz dediğim gibi golü de geçmesini bekliyorum. Kafamdaki senaryoyu anlatayım ben sizlere. Şimdi Fenerbahçe takımı kendi evinde Kadıköy'de defans yapar mı? Yapmaz. Burası bir aşikar. Zaten ben yine Jorge Hocam e, hücuma yönelik bir kadro çıkaracaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe bu maçta. Şimdi Fenerbahçe'nin kendi evinde zaten taraftarı önünde. zaten start full bilet bulmak imkansız şu an Fenerbahçe'ye baskılı, baskılı bir oyun sergileyecektir ve bence Fenerbahçe zaten golü bulacaktır. Fakat Fenerbahçe nasıl gol yer? Bunu düşündüm ben. Şimdi Ankara gücü maçında hatta çok muhabbeti döndü. Kaleye her giren topu gol alan bir Altay vardı. Offside tuzağıyla engelleyen Jorge Jesus'u yüklü diyerekten de. Offside tuzağını çok yapıyor ya. O işte defans çizgisini çok önde kuruyor. Hatta defans çizgisinin yeri geldiği zaman da orta sahada bile olabiliyor. O Zalai, Henrique ikilisi mesela. İşte o offside tuzağını Ren takımı boş şey yapabilir yani. İyi kullanabilir. İyi kullandığı zaman arkadan çıkışları iyi yapabilen takım ve zaten ilk maçta da atılıyorsanız ardı ardı 2 dakikada 2 de gol mü attı? Ve ikisi de araya atılan toplardı. Ren takımı bunu iyi yapan takımlardan bir tanesi olduğundan dolayı Ren takımında Kadıköy'de burada gol atmasını bekliyorum ben. KG var tercihini rolling olarak değerlendirdim ben. 1.51 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu, burada bol şanslar. Fenerbahçe maçına doğrudan KG var bekliyorum. 2-2 bir skor yakışır bu maça. Liderlik maçı. Yenilmememiz lazım burada. Paris'le Paris PSV ile Arsenal mücadelesi. Arsenal'a 2-10 gibi oran vermişler. Ben bu mücadelede yine bir sürpriz bekliyorum. Nasıl bir sürpriz bekliyorum? Şöyle Söyleyeyim. Arsenal zaten şey almış liderliği götürmüş. Nottingham Forest'la mücadelesi var. Bu maçta muhtemelen yine ideal kadro çıkacaktır. Son maçta oynadılar, yendiler, ezdiler. PSV'ye pozisyon vermediler. PSV kendi evinde olacak burada. Taraftarı olacaktır. Bu maçta olası bir sürpriz çıkma ihtimali bence var. Kombinemi almayacağım fakat şöyle düşüncemi söylemek istedim bu mücadelede. Ben PSV'nin bu maçta yenilmesini beklemiyorum. Bir beraberlik çıkabilir. Olası bir sürpriz de, sürpriz de, de bence PSV galibiyeti çıkabilir. Ama ben buradan 0-1 çifte şansı bir 38 gibi orandan ideal olarak önerebilirim bu mücadeleyi. Arsenal'ın bu maçta kazanmasını beklemiyorum. Bir sürpriz çıkabilir yani. Milleti Arsenal tarafına çekip patlatabilirler. O yüzden 0-1 çifte şans düşünüyorum. Fiorentina Başakşehir mücadelesi. Şimdi ben şeyleri takip ediyorum. Bazen e, bu Nesine'nin değil de Misli'nin falan yorumcuları var orada. Onları takip ediyorum. Adam bir tanesi yazmış. ismini hatırlamıyorum. Oradan da baktım maçlara. Şöyle millet ne diye düşünüyor diyerekten. İstatistik e, araştırmak adına biraz da. Fiorentina takımı formsuz demişler. Fakat yani biraz ezbere konuşmuşlar. Fiorentina'yı izlemeden yazdıklarını düşünüyorum ben. Çünkü Fiorentina'nın son haftalardaki oyununa baktığınız zaman da sonuç olarak Yansımasa da ortada oynanan bir oyun var. Özellikle İkone muazzam oynuyor şu son dönemde. Ki muazzam Inter'e bir gol attı. İzleyenler vardır mutlaka. Ee, ben burada Fiorentina'nın Başakşehir'e karşı galip gelmesini bekliyorum açıkçası. İlk maçta zaten 3-0 gibi ağır bir yenilgi almış. Rövanş olacaktır. Liderlik olma ihtimali de var mı? İşte son maça taşıma ihtimali var. Lider çıkma ihtimali var bu yüzden burada. Beraberlik halinde Başakşehir liderliği garantiliyor burada. Fiorentina'nın ben burada dediğim gibi son haftalarda iyi oynayan bir Fiorentina takım olduğundan dolayı doğrudan maç sonu 1'e aldım. Bunun da oranı 1.57 arkadaşlar. Villarreal ile Hapo, Hapoel Berşama mücadelesi. Şimdi bu maç benim için güzel bir maç. Yani bu maç kolay kolay zor bir maç ama tercihinin gelmesini bekliyorum öncelikle. Şimdi Villarreal'in zaten grupta bir iddiası var mı abi? 12 puan aldı. Alt taraflarda birbirlerini yiyecekler bunlar. Doğru mu? Villarreal zaten bu maça var ya yedek çıkacak. U19'da çıkarsa şaşırmayın. Neden? Çünkü bakın Atletico Bilbao dep basmana gidiyor. Ve çok zor bir dep basmana gidiyor orada Bilbao'ya karşı. Burada Villarreal takımı kaybetse bile kaybedebilir bak bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben şöyle dönemek istiyorum. Bakın şurada Handicap 2 var ya. 2 bak şurada. 1.52 52 gibi oranı var. Ekranda görüyorsunuz. Şurada tamamen Tamam yeterli. İşte... Diyorum ki Villarreal bu maçı iki fark atarak kazanamaz bence. Bir fark atarsa da bile bizim işimize gelir. Bir farklı Villarreal galibiyeti olsun. 1 52 oran burada gelir bakın. Ben diyorum ki Şeva takımı burada. Hapoel Şeva burada. iki fark yemez diyorum. Villarreal de burada yedek kadro çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada handikaptan direkt Şeva tarafına deplasmanı yönelirsek 1-2 gibi oran alırız. İki fark atamaz diyorum Villarreal takımı. Hatta diyorum ki 6-41'den de bir sürpriz denemesi yapalım mı? 641, 41 Matsun 2'yi de bir değerlendirme altına bir atın derim yani. aklınıza bulunsun. Bakalım. Zor bir maç ama dediğim gibi Villarreal'in hem ihtiyacı yok hem Bilbao mücadelesi var. Zaten çok da önemsemiyorlar. Hapoel Berceva burada biraz daha önemseyeceğinden dolayı bu yönde bir tercih yapmayı düşündüm. French Faroş'la Monaco mücadelesi ee, zor bir mücadele olacaktır. Özellikle grup liderliği açısından French Faroş deplasmanda Monaco'yu bile galip geldi 1-0 gibi. Monaco'yu da fakat son haftalarda düşen bir Monaco takımı var biraz performans olarak da. Ama buldukları pozisyonları değerlendirebiliyorlar veya karşı takım hata yaptığı zaman da o hatayı direkt cezalandırabiliyorlar. Son maçında bile 4-3 gibi bir maç oynadılar. Muazzam bir maçtı. Orada Lille mesela iki tane hata yaptı. İki golü zaten Monaco ile buldu. Fenerbahçe'de oynayacaklar. Fenerbahçe'de yenilmek istemeyecektir burada. Ben bir var diye düşünüyorum bu mücadeleyi. Bir 44 gibi oranı var. İdealden direkt KG var tercihini düşünebiliriz. Kızıl Yıldız'la Trabzonspor mücadelesi. Mücadelenin ben biraz golü geçmesini bekliyorum açıkçası. Trabzonspor biraz dikkatli oynarsa bu maçta galip bile gelebilir, yenilmeye edebilir. Güzel bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum ben bu mücadeleyi. Ben burada arkadaşlar Kızıl Yıldız'ın kendi evinde ne kadar ofans oynadığını biliyoruz. Aslında dediğim gibi o boşlukları ofans oynadığı için arkada çok güzel boşluklar bırakabilen bir takım Kızıl Yıldız takımı. Trezeguet birlikte solda, sol kanattan uçan bir Trabzonspor var. O yüzden değerlendirme altını alabilir. Trabzon'da golü burada. O yüzden KG var tercihini ben 1.56 gibi orandan aldım. Mücadelenin karşılıklı gollerle sonlanmasını bekliyorum. Diğer mücadelem Balkani ile Slavia Prag mücadelesi. Mücadele Balkani'yi iki maçta Sivas maçında izledik. Sıvara Prag izledik. İlk maç zaten 3-2 bitti. Balkani takımı çok kolay gol yiyebilen takım. Ve hücumda da biraz organize geldikleri zaman da gol atabilen bir takım olduğunu düşünüyorum. Burada Slavia Prag oynayacaklar. Mücadelenin golle geçmesini bekliyorum maç sonu bu maç sonuna bulaşmadım. Direkt iki buçuk üst oranı 1.58 gibi güzel bir oranı var. Ben burada mücadelenin iki buçuk üst ile sonlanmasını bekliyorum ve toplamda 7 maçın analizi bu şekilde değerlendirecek herkese bol şanslar. Rolling 2 ekrana gelsin arkadaşlar. Fenerbahçe Ren maçına da KG var bekliyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe kendi evinde gol bulma ihtimali zaten yüksek. Hücum futbolunu sergiliyor. Burada offside taktiğiyle rent takımı bozabilecek bir kapasitede olduğundan dolayı teriyeri koşturabilir, guveriyeri koşturabilir. O yüzden rent takımında o arkaya atılan toplardan bir tanesinin gol yapmasını bekliyorum. KG var tercihini 1.51 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.